أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Bayramınız mübarek olsun değerli seyirciler. Rabbimize hamd ederiz. Bu yılda Ramazan bayramının ikinci gününe yetişmiş bulunuyoruz. Mal kusur görevini yapmış olmanın mutluluğunu duyuyoruz. Gönlümüz Allah sevgisiyle dolu, dilimizde de onun adı, Allah'ın adı, ağzımızın tadı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Huvallahu Ekber, Allahu Ekber, Velillahilham. Gönlümüz Allah sevgisiyle dolu. Allah'ımızın güzel isimlerinden biri Elvedu, yegane sevgili, sevilmeye layık olan, sevgisinde vefa olan. Huve mevlakum fe ni'mel mevla ve ni'men nasir. Sizin dostunuz Allah, o ne güzel dost, o ne güzel yardımcı. Duyar kulun recasını, kabul eder duasını, verir dertler devasını, tabibi mihriban Allah. Kulun kusuruna bakmaz, verir nimet başa kalkmaz, hacalet narına yakmaz, örter aybı nihan Allah. Hazreti Musa bir gün ya Rab diyor, Cenab-ı Hak da buyur ya Musa, ya Rabbi ben utandım. Yani ben kimim ki, ben ya Rab dedim diye sen buyur dedin, böyle karşılık verdin. Ya Musa, birisi bana ya Rab deyince, ey yaratan, yaşatan Rabbim deyince, ona buyur dememekten haya ederim. Ya Rabbi, herhalde itaatkar kullara buyur dersin, günahkar kullara da buyur diyecek değilsin ya. Ya Musa, itaatkar kullara buyur derim, günahkar kullara buyur demezsem benim cömertliğim nerede kalır? Benim büyüklüğüm nerede kalır? Aman ya Rabbi. Yani kul günah işliyor, ya Rab diye elini kaldırınca buyur diyen Mevla. Evet, Ramazan ayında oruç tutmayı farz kıldı Rabbimiz. Mal kusur biz de o ibadeti yerine getirdik. Ne buyuruyordu? Ey müminler, sizden öncekilere farz kıldığım gibi size de oruç ibadetini farz kıldım. Bunu yapınca لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, takvaya erirsiniz. Takva, ilahi himayeye girersiniz. Allah sevgisiyle dolarsınız. Allah tarafından da korunursunuz. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ, Rabbisinin huzurunda hesaba çekileceğini düşünerek hareket edene iki cennet var. Ne demek iki cennet? Bir ebediyet yurdunun cenneti. Ebediyet yurdunun cennetini Rabbimiz nasıl anlatıyor? Yeşillik, güzellik, intizam, zarafet. Yani bir noktaya bakıyor, sanki çakılıyor. Melekler uyarıyor. Bir de şuraya bak hele. Oraya bakıyor, gözü oraya çakılıyor. Güzellikte her yer zirve. Her yer. Yani gönüllerden geçmedi, hayallerin taşımadığı mutluluklar, servetler, devletler. Hastalık yok, ülser yok, kanser yok, iflas yok, nimetin azalması yok. Rabbimiz, razı mısınız ey müminler? Ya Rabbi, nasıl razı olmayalım? Hayalimizden geçmedik, güzellikler verdin bize. Kullarım, bundan da üstün bir şey var. Onu vereyim mi size? Ya Rabbi, bundan üstün ne olur ki kullarım?
bundan üstün, ben birisinden razı oldum mu hesap sormam, azap etmem, sizden razı oldum ey ehli cennet. Ehli cennet, bundan da üstün bir şey var, onu vereyim mi? Hayal edemiyoruz ya Rabbi, bundan daha üstün ne olur? Ve ledeyna mezid, bizim katımızda bir ziyafet var, bir armağan var. Vücuhun yevme izin nadıratun ila rabbiha nadıra. Nice yüzler Allah'ı görecek, sevinçten pırıl pırıl yanacak. Nefis bir koku her tarafı kaplayacak. Hanımına dönünce hanımı diyor ki, efendi hayran oluyorum yahu, bu ne güzellik ya, bu ne nefis koku. Hanım, aynı hali ben de sende görüyorum diyecek. Aşık oldum ben Allah'ın adına, doyamadım lezzetine tadına. Bana Allah gerek, cihan kâr etmez. Benim gönlüm didar ister eğlenmez. Demek ki sonsuz cennetler. İşte sanki takvaya ermekle bunu kazanmış oluyor. Ebedi hayatı böyle bir cennet. Müminin hani velimen khafe makame rabbihi cennetan. Allah'ın huzurunda hesap vereceğini düşünerek hareket edene iki cennet. Müminin dünyası da bir cennet olacak. Nasıl? Ebediyet yurdunun cenneti yeşillik, güzellik, temizlik, intizam, kavga yok, bela yok. İlla kıylen selamen selama, selam selam. Ha, sanki dünyası da bir cennet olacak müminin. İşte Rabbimiz buyuruyor ki, oruç ibadetiyle takvaya eresiniz diye. Demek Ramazan bir mekteptir. Bu mektebin diploması, şehadetnamesi takvadır. Takva diploması alalım diye Ramazan mektebinde oruç ibadeti. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Bu ayetlerin sonunda bakın. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ takvaya eresiniz diye. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ bu nimetlerin kadrini bilesiniz, şükredesiniz diye. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ doğru yolu bulasınız, olgunluğa eresiniz diye. Yani takva ne demek? Allah'ı gücendirecek şeyden uzak olmak. Yar-ı baki, yar-ı hakiki, biricik sevgili. Değerli seyirciler, ölüyü kabre koruz da son sözümüz, son duamız. Rabbi la tezerhu ferden ve ente hayrul varisin. Ya Rabbi, bu adamı burada yalnız bırakma. En güzel dost, en güzel sahip sensin. Toprak post, Allah dost. Huve mevlakum fe ni'mel mevla ve ni'men nasir. Sizin dostunuz Allah. O ne güzel dost, o ne güzel yardımcı. Bela men evfa bi ahdihi vetteka fe innallaha yuhibbul muttakin. Allah'a verdiği sözde duran, takvaya eren kişi Allah müttekileri sever. Ve huvel gafurul vedud. O affeden, lütfeden, bağışlayan, sevilen, sevilmeye layık olan Allah. Men yettekillâhe yec'al lehu mahraca. Kim takvaya ererse Allah ona bir kapı açar. Ve yerzuku min haysu la yahtesib. Ummadığı yerden onu rızıklandırır. Değerli seyirciler, ne zaman günah işlenir? Allah unutulunca işlenir. İşte oruçlu kişi ibadet halindedir. Birisi size sataşırsa, siz inni saimun, ben oruçluyum, ben oruçluyum, ben ibadet halindeyim. Yani innallâhe ye'muru bil adli vel ihsan, Allah adaletle, ihsanla emreder. İhsan ne demek? Allah'ı görüyor gibi hareket etmek. Allah görüyor, Allah biliyor, Allah haberdar.
yaptıklarımızdan onun huzurunda hesaba çekileceğiz. Böyle bir projektörün altında olduğumuzu düşünürüz. Ve la tekunu kellezine nesullah. Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Ne yaparsın ya Rabbi? Seni unutursak ne yaparsın? فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Kendilerine kendilerini unuttururum. Ne yiyeceğim, ne giyeceğim. Sadece onu düşünür. Ama insanoğluna sadece ne giyeceğim, ne yiyeceğim diye düşünmek yakışır mı? Ramazan mektebinde değerli seyirciler, demek sabır, irade eğitimi, şükür, bunları öğreniyoruz. Es-siyamu nusfus sabır. Oruç sabrın yarısıdır. Yani sabır kelimesi Kur'an'da çok geçer. Çok ihtiyacımız var da ondan dolayı. Mesela bakın. Ve ibadurrahmanillezine yemşûne alel ardı hevnen ve izâ kâdabehumül cahilûne kâlu selâmâ. Rahman olan Allah'ın has kulları yeryüzünde ve karla yürürler. Cahiller onlara sataşınca size selametle derler. Yani onu bir geçiştirirler onu. Hemen kavga, bela değil. Ya ya eyyühellezine amenu sabiru ve sabiru ve rabitu ve ettekullaha leallekum tuflihun. Ey müminler sabrediniz. İtaata karşı sabır, günahlara karşı kendinizi frenleyin. Düşmanlarına sizi alt etmek isterler. Uzun vadeli planlar kurarlar. Ve sabiru, siz o konuda da sabır sebat sahibi olun. Ve rabitu, kutsal değerlerinizin bekçileri olun. Ve tekullah, Allah'tan korkun, ihmal etmeyin. Leallekum tuflihun. O zaman mutluluğa erebilirsiniz. Yani Allah korusun, musibete sabır, itaata sabır, günahlar karşısında kendimizi frenleyebilmek. İnnemâ yüveffes sabirûne ecrahum bigayri hisâb. Sabredenlere verilecek mükafat hudutsuz. Niye hudutsuz? Kolay değil de ondan. Lissâim-i ferhatan, oruçluya iki neşeli zaman vardır. Birisi iftar ettiği zaman, Rabbim emrini yerine getirdim. Yani iftar anı. İkincisi, oruçlunun Allah'a kavuştuğu an. Yani çünkü, es-savmuli ve en-edzibi, orucun mükafatını ben bilirim, ben veririm. Kaydı, kuydu, yok onun. Yani sonsuz sevaplar, oruçlu onunla karşılaşınca son derece mutlu olacaktır. Yani diğer sabırlar içinde Rabbimiz bakın, sabredenlere verilecek mükafat hudutsuzdur. Cennetin görevlisi, melekler, ehli cenneti nasıl karşılayacak? Selamun aleykum bima sabertüm fenime ukbeddar. Selam müminler, selam. Sabrettiniz, hak ettiniz. Tebrikler, tebrikler. Meleklerin cennetin girişindeki müminleri sabırları dolayısıyla tebrik edişlerine bakınız. Demek takvaya eren kişi ibadetlerini ihmal etmez. Allah'ın lütuf ve ihsanlarının kadrini bilir. Kur'an'ımızın ilk cümlesi Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Minnet ona, şükran ola, hamdü sena ona. İlk cümlemiz o. Ehli cünne, ehli cennet. Allah ile konuşacaklar. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah sana hamdolsun. Elhamdü alen ni'meti emanun li zevaliha. Allah'ın verdiği nimetlere hamd etmek, o nimetlerin sigortasıdır, teminatıdır. Merhum Kamil Miras,
tecidi sarihi 10 yıllık geceli gündüzlü çalışma neticesinde milletimize kazandırır da 10 yıllık mesaiyi şu sözlerle bitirir. Ya Rab, kerem et, niyam senindir. Affeyle, bu müttehem senindir. Kulun nesi var elinde Allah? Hatta şu yazan kalem senindir. Şuayb peygamberin duası Süleymaniye Camii'nin kubbesinin zirvesinde. Ve ma tevfiki illa billah. Ya Rab, benim başarım senin lütfunladır. Değerli seyirciler, bakın Kur'an'da bir ayet var. 31 defa tekrar edilir. Dikkatinizi çekti değil mi? Yani 31 defa aynı söz tekrar ediliyor. Bunun hikmeti nedir acaba? Febi eyyi ala rabbikuma tukezziban. Rabbinizin hangi lütfuna dersiniz yalan? Ey insanlar, ey cinler. Febi eyyi ala rabbikuma tukezziban. Rabbinizin hangi lütfuna dersiniz yalan? Niye 31 defa? 8 cenneti açabilmek için 8 defa söylüyor. 7 cehennemi kapatabilmek için 7 defa söylüyor. Etti 15. Kur'an sadece insanların kitabı değil, aynı zamanda cinlerin de. 15'i insanlar için, 15'i de cinler için etti 30. Biri asıl 31 defa bir nimetini söylüyor. Arkasından bizi şok tedavisine tabi tutuyor. Febi eyyi ala rabbikuma tukezziban. Rabbinizin hangi lütfuna dersiniz yalan? Koronavirüs afeti karşısında ben şu ayetleri düşündüm değerli seyirciler. Bakınız, devletimiz, Allah devletimize zeval vermesin, İhtiyaç sahiplerine yardımlar yaptı. İş adamlarımız işe gidemeyen işçilere aylık verdiler. Peki onlar da evlerinde beklediler işçide. Bu ne güne kadar sürer? Şu ayete bakın. Emmen hâzellezî yerzukukum in emseke rizka. Allah rızkı tutarsa kimmiş o rızkı size verecek? Allah. Şu soruya bakın. Şimdi şu ayete bakın. Kul eraeytüm in asbaha ma'ukum gavran femen ye'tikum bima'in ma'in. Sabahleyin kalksanız ki sular çekilmiş, o suları size kim getirir? Allahu Rabbül Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah diye cevap vermek sünnettir. Yani bir lokma ekmek neymiş, bir yudum su neymiş, bunları bu afetle, bu musibetle karşılaşınca herhal çok iyi anladık. Sadi diyor ki, bir nefeste iki nimet var. Nefesi almazsam ölürüm, vermezsem ölürüm. Yani bir nefeste iki nimet, ikisi de ölümden kurtarıyor. Bir televizyon yayınında dinledim. İtalya'da 80 yaşında bir adam koronavirüs hastalığına yakalanır ve 12 gün yoğun bakımda kalır, makineye bağlanır ve adamın eceli yetmemiş, hastalıktan şifa bulur ama önüne de bir fatura koyarlar, şunu öde. Adam faturaya bakar, ağlamaya başlar. Niye ağlıyorsun ya? Yani bu kadar paran yoksa yardım ederiz. Ne var yani? Yok yok. Bunu ödeyecek kadar param var da ben 12 gün bu makineye bağlandım. 12 gün için benden böyle bir fatura. Tanrım, 80 yaşındayım. Bu kadar nefes aldım, verdim. Bir fatura önüme koymadı benim. Onun için ben ağlıyorum. Ne kadar borçluyum diyor. Evet.
biraz düşündürüyor bu virüs meselesi. Bakın, dünyadaki virüsü toplasak bir gram etmiyor. Rabbimiz "Mâ min dâbbetin illâ huve âhizun bi nâsiyetihâ." Hiçbir canlı yok ki perçemi benim elimde olmasın. Allah Allah. Hiçbir canlı yok ki perçemi benim elimde olmasın. Ve mâ teskutu min varakatin illâ ya'lemuhâ. Bir ağaç yaprağı bile Allah'ın ilmi ve izni dışında düşmez. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn. Allah'ın şanı şudur, bir şeyin olmasını dileyince ona ol der, o da oluverir. Yani demek ki ya Rab, ya Rab, biz kulların olarak kula kusur yakışır, sana af yakışır. Evet, kusurumuz vardır, hatalarımız vardır ama ya Rabbi senden büsbütün uzaklaşmadık. Ama sen gaffar-ı zünubsun, settar-ı uyubsun, kusurları bağışlarsın, günahları örtersin. Öyleyse dileyince bir anda da bunu yok edebilirsin. Yüzyıllardan beri evliya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer, bir yıkık türbesi üstüne Mevla titrer. Yaratana tazim, yaratılmışa şefkati abideleştiren, sembolleştiren, eserlerle bu coğrafyayı vatan haline getiren bu milletten bu afeti en kısa zamanda kaldır ya Rab. Fezkuruni ezkurkum veşkuruli ve la tekfurun. Kullarım, siz beni anın, ben de sizi anayım. Siz beni dua ile anın, ben duanıza icabetle. Siz beni tevbe ile anın, ben sizi bağışlamakla. Bana şükredin, nankörlük etmeyin. Yani bu Ramazan mektebinde demek ki Rabbimizin nimetlerinin kadrini, kıymetini o öğretiliyor bize. Şükür öğretiliyor bize. Gelin burada şu hatırayı nakledelim. Hulaku, malum hulaku, İslam iki medeniyet kurdu bugüne kadar. Biri doğuda, biri batıda. Doğuda Bağdat'ta bir medeniyet kurdu, merkezi Bağdat olmak üzere. Hulaku saldırısıyla tarihe geçti. Diğeri de Endülüs'te, o da Haçlı saldırısıyla sona erdi. Hulagu işte Bağdat'a geldiğinde yakıyor, yıkıyor, kütüphaneleri yok ediyor, binlerce insan kanına giriliyor ve bir gün diyor ki ya bir aliminizi getirin de ona soracağım sorular var. Genç birisi geliyor ama gelirken de kapının önüne bir deve, bir keçi, bir de horoz getiriyor. Hulagu'nun huzuruna çıkınca Allah Allah, yani Bağdat'ta Hulagu'nun karşısına çıkacak bir alim bulamadınız da demek bu delikanlıyı gönderdiniz öyle mi Bağdatlılar? Delikanlı diyor ki eğer böyle cüsseli bir şeyi istiyorsan dışarıya bir deve getirdim, o gelsin huzuruna. Sakallı birini arzuluyorsan bir keçi getirdim, o gelsin huzuruna. Güzel sesli birini istiyorsan bir horoz getirdim, o gelsin huzuruna. Sorun neyse soruna cevap vereceğim. Öpüyor öylece. Ben niye geldim buraya diyor. Biz zulmettik. Biz yaratılış istikametinden çıktık. Bizi tedip için Allah seni bize gönderdi. Doğru. Peki ben ne zaman giderim? Biz ne zaman haddimizi biliriz? Allah'a kulluğa yöneliriz. Birliğimizi, dirliğimizi sağlarız. O zaman sen bırakır gidersin. Tamam, istediğim cevaplar buydu diyor. Değerli seyirciler, yani hanelerimizde huzur olmalıydı. Komşuluk münasebetimiz, akraba münasebetimiz olmalı. Millet evladı olarak birliğimizi, dirliğimizi korumalıydık. Bu musibet karşısında bunu yapmalıyız. Bakın bu musibetin verdiği ders,
Ya eyyühen nasu inna halaknakum min zekerin ve ünsa. Ey insanlar, sizi bir erkekle bir kadından dünyaya getirdik. Kabileler ve milletler halinde yarattık ki tanışasınız, yardımlaşasınız diye. Milletimiz, devletimiz bunu en güzel şekilde yaptı. Devletimiz payidar olsun. Hem de başta Amerika, İsrail, Ermenistan, İngiltere olmak üzere bir hayli devlete koronavirüs afeti münasebetiyle devletimiz yardımlar gönderdi. Libya'nın derdini bu millet kendine dert edindi. Suriye'nin derdini kendisine dert edindi. Ekmeğini, aşını paylaştı. Şimdi de işte diyoruz ki ya Rabbi, fezkurun yezkurkum, kullarım siz beni anın, ben de sizi anayım. Siz beni dua ile anın, ben icabetle, siz beni tevbe ile anın, ben sizi bağışlamakla. Siz beni sizin gibi insanların arasında anın, ben sizi mukarribun melekler topluluğunda anayım buyuruyorsun. Şükredin nimetlerim dolayısıyla, nankörlük etmeyin buyuruyorsun. Şükredebilmek için kalben bu nimetlerin sahibi olan Allah'ı sevmeli ve ona itaatla bağlanmalı. 2. Sahip olduğum nimetlerden Allah'ın başka kullarını faydalandırmalıyım. Gençliğim mi var? Servetim mi var? İlmim mi var? Mevkiim mi var? Allah'ın kulları bundan faydalanmalı. İnne lillahi ibaden ihtassahum limenafi'il ibad. Şu hadis-i şerife bakın. Allah'ın bazı kulları var ki diğer kullarının ihtiyaçlarına aracı kılmıştır. Eğer kul aciz ve zaaf gösterirse Allah onu yardım eden mevkiinden çıkarır. Demek sen yardımı beklenen kişisin. Yardım bekleyen kişi olabilirdin. Öyleyse elhamdü alen ni'meti emanun li zevaliha. Allah'ın verdiği nimetlere hamd etmek o nimetlerin sigortasıdır. Ama bunu nedir, şükrü nedir bunun? Kalben nimet sahibi sevilecek. Sahip olduğum imkanlardan Allah'ın başka kullarını faydalandıracağım. Tabi dilimle de hamd ve emma bi ni'meti rabbike fahaddiz. Rabbinin nimetini yad et. Yani elhamdülillah, sübhanallah kelimeleri sevap itibariyle yerle gök arasını dolduracak niteliktedir. Bakın Allah'ın elçilerinden bir iki örnek vereyim. Bu konuda nasıl acizlerini itiraf ediyorlar. Davud aleyhisselam diyor ki, ya Rabbi sana nasıl hamd edeyim? Elhamdülillah dediğim için ayrıca elhamdülillah demem gerekir. Değerli seyirciler, yani ben nefsime uyup namaz kılmıyorum. Gel öyle dememeli. Öyle Rabbim, yoksa beni huzuruna kabul etmiyor musun? Huzuruna gelmeye, huzuruna kabule layık değil miyim? Öyle düşünmeli. Namaz kılmıyorsam gelin öyle düşünmeli. Musa aleyhisselam diyor ki ya Rabbi sana nasıl şükredeyim? Ya Rabbi layık olduğum şükrü edaya muktedir değilim ya Rabbi. Ya Musa, bu anlayışın şükürdür işte. Yani benim layık olduğum şükrü yapamayacağını idrak etmen şükürdür diyor. Öyle kabul ediyor. Evet, sevgili peygamberimizi uyandırmak için Hazreti Bilal geliyor. Bakıyor ki Efendimizin gözyaşları üzerine ıslatmış. Ya Resulallah, Cenab-ı Hak senden meydana gelmiş ve gelebilecek zellecikleri bağışladığına dair garanti veriyor. Sen ise böyle sabahlara kadar namaz kılarak, ayakların şişinceye kadar namaz kılıyor, ağlayarak Kur'an okuyor, secdeler ediyorsun, vücuduna eziyet ediyorsun. Bilal, Allah'ı çok şükreden bir kul olmayayım mı Bilal? Süleyman peygambere bakın, orduların komutanı, hazinelerin sahibi,
rüzgarı emrinde uçak gibi kullanıyor, hayvanların dilinden anlıyor, maddede hükümdar, manada peygamber. Ne istiyor bakın. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'meteke elleti en'amte aleyye ve ala valideyye. Ya Rabbi, bana, anama, babama verdiğin bunca nimet karşılığında şükredecek bir anlayış ver bana değerli seyirciler. Ne müthiş bir gerçek bu ya. Yani şunu ilave et diyecek yüzüm yok. Ama bu nimetler dolayısıyla şükredecek bir anlayış ver bana. Ve ene amele salihan terda. Senin razı olacağın güzel şeyleri yaptır bana. Ve edhilni bir rahmetike fi ibadike salihin. Ya Rabbi, lütfunla, rahmetinle salih kullarınla yaşat. Salih kullarınla haşret. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam, ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi. Ya Rabbi, bana olan nimetlerini itiraf ederim ama kusurumu da itiraf ederim. La uhsi senaen aleyk. Ya Rabbi, layık olduğun şekilde seni övemiyorum. Sen kendini övdüğün gibisin. Sevgili Peygamberimizin gün ortasında bakın yaptığı dua. Allahümme anni ala zikrike ve şükrike ve husnü ibadetik. Ya Rabbi, seni anmaya, sana şükretmeye, sana en güzel şekilde kulluk etmeye dair bana yardım eyle ya Rab. Değerli seyirciler, Ramazan'da ne kazandık? Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştu. İnna Allahe feraza siyame Ramazan ve senentü lekum kıyame. Cenab-ı Hak Ramazan'da orucu farz kıldı. Ben de teravih namazını mesnun olarak meşru kıldım. Sevabına inanarak, mükafatını bekleyerek orucu tutan, teravihi kılan kişi Ramazan'dan çıkarken anasından doğduğu gibi ak olur, pak olur buyurmuştu. Ramazan'dan çıkarken bir mümin bir kuş gibidir. Ne kadar da pak, anasından yeni doğmuş gibidir. Bir de Ramazan'dan sonra, bayramdan sonra gelen ayın adı nedir? Şevval ayı. Şevval ayından da 6 gün oruç tutan kişi yıl orucu tutmuş gibidir. Allah Allah. Niçin böyle buyuruyor sevgili Peygamberimiz? En az bir itaata 10 sevap ya, 30 Ramazan çarpı 10 etti 300. 6 Şevval çarpı 10 etti 60. 300 ile 60'ı toplayınca 360. Senenin 5 gününde de oruç tutmak haram. Ramazan bayramında bir gün, Kurban bayramında 4 gün etti 5. O halde Şevval ayından da bakın 7 gün demiyor, 5 gün de demiyor, 6 gün oruç tutan ama mecburi değil tabii bu. Bu nafil. Nafile ne demek? Gönüllü, mecbur olmadığı halde gönüllü. Kulum, nafile ibadetle bana öyle yaklaşır ki kulumun görür gözü, duyar kulağı, yürür ayağı olurum. Evet. Peki değerli seyirciler, Ramazan bitti, bayramı yaptı. Yani ibadetlere de paydos diyelim mi? Sevgili Peygamberimiz, ahabbul amal ilallah edvemuha ve inkalle. Allah'a karşı en sevgili şey az da olsa devamlı olandır. Yani Rabbimizi yad etmeliyiz. Evlerimizi kabire çevirmemeliyiz. Zaman zaman evimizde cemaatle namazımız olmalı. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, akıllı bir kişi görmedim ki yatsı namazından sonra Amener Resulü diye bilinen ayetleri okumasın.
sevgili Peygamberimiz akşam namazından sonra Haşr suresinin son ayetlerini okuyan, dinleyen kişiye Allah 70 bin melek görevlendirir. Sabaha kadar o kişiye rahmet okurlar. Eceli gelir de ölürse şehit olarak ölür. Sabah namazından sonra bu ayetleri okuyan, dinleyen kişiye Allah 70 bin melek görevlendirir. Akşama kadar o kişiye rahmet okurlar. Eceli gelir de ölürse şehit olarak ölür. Allah Allah. Niçin o ayetler, değerli seyirciler, Allah'ımızı anlatıyor? Huvallahu'l-lezî la ilahe illâ hu. O Allah ki ondan başka hak mabut yoktur. Âlimül gaybi ve şehade. Hazırı bilir, gaybi bilir, bugünü bilir, yarını bilir. E ben neyi bilirim? Sen de acizliğini bilsen, sen de ihtiyacını bilsen. İkinci defa bakın. Huvallahu'l-lezî la ilahe illâ hu. O Allah ki ondan başka hak mabut yok. El-Melik, mülkün sahibi. El-Kuddûs, pak, noksanlardan beri. Es-Selam, selamet veren Allah. El-Mü'min, El-Müheymin, güven veren, koruyan. Evet. Sonra Rabbimiz yüsebbihu lehu ma fissemavati vel ard. Yerde ve gökte olan her şey onu tesbih eder. Yani bakın, Rabbimiz kendine anlattı, anlattı. Kulum sen de bana kul ol. Sen olmaz mısın? Canın bilirse. Yerde ve gökte olan her şey Allah'ı tesbih eder. Yerde çiçekler, arşta melekler, bütün kevnü felekler hakkı zikreyler. Hayat ve memat, cemaat ve nebat, bütün kainat hakkı zikreyler. Gözlerden yaşlar akmaya başlar. Dağlar ve taşlar hakkı zikreyler. Ey gafil insan, mabettir cihan. Her şey, her an hakkı zikreyler. Kalk gafil olma, zulmette kalma. Madde ve mana hakkı zikreyler. Değerli seyirciler, öyleyse kazandık, kaybetmeyelim. Yükseldik, düşmeyelim. Rabbimiz şöyle buyuruyor bakın. Eyeveddu ahadukum en tekune lehu cennetun min nakhilin ve anav. Arzu eder misiniz ki gayet güzel bir bahçeniz olsa ve bir hayli de torun tosun hep de o bahçeye gelir, yegane gelir de o bahçe olsa. Arzu eder misiniz ki bir yangın, bir tufan o cenneti hatırlatan bahçeyi tarumar etsin? Hiç arzu eder misiniz? Etmezsiniz. Öyleyse yani günahlara gel beri deyip kazandığımız güzel şeylerden geri durmakla kazanmışken kaybederiz. وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّهِ. Sakın şu kadın gibi olmayın. Bin bir zahmetle yün eğirmiş, sonra da bozuyor. O Ramazan'da ne güzel kulluk irade eğitimi yaptınız. Cennetlere namzet oldunuz. Tekrar bunlardan uzaklaşarak kaybetmeyesiniz. Bunun için de gelin el açıp boyun bükelim. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Erhamer Rahimin. Bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin. Sana hamdolsun. Cennet gibi bir vatanın sahibi, mefahir dolu tarihin varisi kıldın. Sana hamdolsun. Bizi minare gölgesinde, ezan ülkesinde Müslüman ana ve babadan dünyaya getirdin. En büyük servet, en büyük devlet imana erdirdin. İman nimetini aramadan buldurdun. Sana hamdolsun. Bizi bir Ramazan-ı Şerife, bizi bir Ramazan bayramına daha yetiştirdin. Sana hamdolsun. Ya Rab, dünyada gölgesini yaşadığımız bayramın gerçeğini ebedi hayatta cennetinle, cemalinle lütfeyle ya Rab. Sana giden iman caddesinden ayaklarımızı kaydırma. Nefse, şeytana, şeytanlaşmış insanlara uydurma. Ya Erhamer Rahimin, yapılan binlerce Kur'an hatmi hürmetine, hatmi şerifler esnasında
ayet ayet, sure sure okunan kelamın, yapılan tilavet secdeleri ve geçen Esma-i Hüsna'nın hürmetine içinde bulunduğumuz sıkıntılardan aydınlığa kavuştur ya Rab. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilennur. Ben müminlerin yarıyım, yardımcısıyım. Onları içinde bulundukları karanlıklardan aydınlığa kavuştururum buyuruyorsun. Ya Rab, bizi de aydınlığa kavuştur. Özellikle koronavirüs belasından bu mübarek milleti, bu ümmeti, bu insanlığı en kısa zamanda selamete erdir ya Rab. Fettah ismi şerifin hürmetine hayrın, bereketin kapılarını aç ya Rab. Rezzak ismi şerifin hürmetine helal ve bol rızıklar lütfeyle ya Rab. Lütfettiğin bonca nimet müvacihesinde şükran görevini yapabilen bahtiyar ve mübarek kullarından eyle. Evlatlarımızı bizler için hayrül halef eyle. Büyük mahkemende onları bizden şikayetçi değil, şefaatçi eyle. Ya Rab, Kur'an-ı Mübin'i yuvamızın, yurdumuzun avizesi eyle. Sıratta yolumuza nur, mahşerde şefaatçi eyle. Mümin doğduk, mümin yaşamayı, imanı kamille, hüsnü hatime ile. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek tekmili enfas edebilmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rab. Hayırların fethi, şerlerin def'i, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için El-Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.